Sayın milletvekilim, sayın belediye başkanlarım, sayın il başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, gece gündüz demeden vatandaşın değerli ortağı, kıymetli muhtarlarımız, kıymetli basın mensupları, değerli STK başkanlarımız, Türkiye'nin zor zamanlarında ateşten gömleği giyerek atalarımızdan miras bu şanlı vatanın güzel yarınları için aynı yolda yürüdüm. Her türlü zorluğa göğüs geldiğimiz iyilik hareketimizin çok kıymetli hanımefendileri, beyefendileri, cesur yürekli genç kardeşlerim. Ekim 2017 tarihinde ülkemizin demokrasi tarihine Selçuklu güneşiyle doğan, gösterdiği hedefle kayının yayı, Türk'ün uzak menzilli oku olan İyi Partimizin Bucak ilçesi 3. olan kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kongremizin vatana, millete, güzel Burdur'umuza, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Partimizin kuruluşu ile Bucak ilçesinde oluşturulan teşkilatımızın kurucu başkanlığını siz dava arkadaşlarımın desteği ve genel başkanımızın takdiriyle üstlendik. Kıymetli misafirlerimiz, değerli dava arkadaşlarım, bugün burada bu konuşmayı alışılagelmiş bir uslupla yapmak istemiyorum. Biraz da geçmişe giderek şu 5 yılda geçirdiğimiz süreci ve yaşananları hatırlayarak devam etmek istiyorum. Burada bulunan birçok kişi hatırlayacaktır ki parti binamızı, yani evimizi, yuvamızı kurarken İnşaatında emek emek çalışmış, taşınırken her bir eşyasına omuz vermiş, alnında ter ilama, ama tüm şartlara rağmen gönlündeki umudun yüzlerinde gülümsemeye dönüştü. O günlerden başladı yolculuğumuz. Şairin de dediği gibi bu dava büyüktü. Ve biz bu davaya burada bulunan gönül dostlarıyla talip olmuştuk. Bir ilçe başkanı olarak benim en büyük şansım, nasibim sizin gibi yol arkadaşlarımın, kardeşlerimin olmasıydı. Bu anlamda Yüce Rabbime şükürler ediyorum. Yüreği vatan, millet aşkıyla yanıp tutuşan, ay yıldızlı bayrağın sevdalısı, memleketin dertliyle dertlenip koskoca yürekleri kor alev olmuş Türk'ün yiğit beyleri, kıymetli analarım, bacılarım, büyük dava arkadaşlarım, hepinizin bildiği üzere 2023 yılı seçimlerine az bir süre kaldı. Üçüncü olan kongremizde başkan adayı olmayacağımı daha önce belirtmiştim. İktidara emin adımlarla yürüyen partimizin ilçe başkanlığına gelecek ve kutsal görevi devralacak arkadaş abimiz Mehmet Küley ve ekibine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kurucu başkanlığını üstlendiğim ve 5 yıl boyunca İlçe başkanlığı yürüttüğüm bu görevimize devam etmeyişimiz ve yeniden aday olmayışımızla ilgili gerek basın mensuplarımızın, gerek partili partisiz tüm hemşerilerimin sorularını uzun zamandır cevapsız bırakmıştım. Bugün itibariyle partimiz Genel İdare Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda daha adil bir seçim dönemi yaşamak ve yaşatmak adına en başından olduğu gibi yine siz iyilik yolunda yürüdüğüm
cesur yürekli kardeşlerimin desteği ve teveccühleriyle milletvekili adayı olacağımdan bu kongrede ilçe başkanlığına aday olmuyorum. Olacak, olacak, başkan vekili olacak. Olacak, olacak, başkan. İlçe başkanı olarak yaptığım bu son konuşmada herkesin huzurunda bizimle birlikte bu yolda yürüyen, başından beri destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte hepinizin üstümde hakları vardır. Sizlerden helallik istiyorum. Haklarınızı helal ediniz. İnanın bana, ilçe başkanı olarak bu son konuşma benim için de çok zor. Çünkü birlikte doğduğumuz ve var olma mücadelesi, ne aynı cephede mücadele verdiğim ahde vefanın en büyük örnekleri sizlersiniz. Ancak bu bir veda değil. Bu bir veda değil. Tam aksine çileyle yoğrulmuş bu toprağın insanlarına Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'den Sakarya'ya, Dumlupınar'dan İzmir'e kadar bu toprakları bizlere bırakan atalarımızın mirasına uzun zamandır hizmete aç, sahipsiz kalmış güzel Burdur'a hizmet etmeye talibiz. Genel Başkanımız Sayın Meral... Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi ve genel merkezimizin uygun görmeleri halinde doğduğum, büyüdüğüm ve her nefesinde can bulduğum her bir sokağında bir insanın yaşayacağı tüm insani duyguları iliklerime kadar hissettim. Bu güzel memleketime hizmet etmeye yüce Rabbimin izniyle talibim. Tüm bu duygularla yeni ilçe başkanımızı ve ekibimizi tebrik ediyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın, hakkınızı helal edin.